Halk Televizyonu Haber Merkezi'nden merhaba. Gün içinde gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyirciler. Hemen Samsun'a dönüyoruz. Samsun'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur gece yarısından sonra faciaya yol açtı. Samsun'da Mert Irmağı'nın taşması sonucu oluşan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Samsun'un Canik ilçesindeki Gazi Osman Paşa mahallesinde yer alan 450 haneli TOKİ Kuzey Yıldızı konutlarının bazı bodrum katları Mert Irmağı'nın taşması sonucu su altında kaldı. Konutların bodrum katlarından bir baba ile iki oğlun cesetleri çıkarıldı ve iki ayrı çocuk cesedine daha ulaşıldığı açıklandı. Su taşkınları nedeniyle Samsun Ordu tamamen ulaşıma kapatıldı. Samsun-Ankara karayolunda ise ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köylerdeki ekili arazilerde büyük zararlar meydana geldiği belirtilirken fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı. Park halindeki otomobiller sel sularına kapılıp sürüklendi. Ve sevgili seyirciler, aynı felaketin bir gün önce yaşandığı Sinop'a dönüyoruz şimdi. CHP Sinop Milletvekili Sayın Engin Altay telefon attığımızda. Sayın Altay, hoş geldiniz yayınımıza efendim. İyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Sinop'tasınız, zarar gören yerleri ziyaret ediyorsunuz ama... Hemen ben şunu belirtmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bir açıklaması oldu bu sel felaketlerinin ardından. Yer seçimi ve yapılaşmada sorun olduğunu sanmıyorum dedi. Siz ne söyleyeceksiniz Sayın Altay? Şimdi bu yer seçimi ve yapılaşma Türkiye'nin sorunu. Şu an için durağındaki manzara belki bu değil ama İstanbul'da Ayamama Deresi bunun en güzel örneği. Evet. Ancak durağında gerçekten afet çok büyük. Yer seçiminin ötesinde gerçekten almış götürmüş. Tek tesellimiz, biraz önce sizi dinledim, Samsun'da 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Öncelikle onlara tanıdan rahmet dilerim. Sinop'ta böyle bir can kaybı yok. Tek tesellimiz bu. Ama zararın maddi boyutları hakikaten çok korkunç. Elbette vatandaşların yapılaşma esnasında, imar inşaat esnasında devletin vatandaşların hatası olmuş şüphesiz ama buradaki felaket bu hatanın da ötesinde bir boyutta. Evet. Ben şimdi durağındayım. Buradan da Dikmen ilçemize geçeceğim. Ve orada da incelemelerimizi yapacağız. İlimizin diğer milletvekiliyle de beraberiz. Vatandaşlarımızla da beraberiz. İnşallah el birliği için yaralar sarılır. Sayın Genel Başkanımızın da bölge altına iyi dileklerini, geçmiş olsun dileklerini ilettik. Onun mesajı da bu doğrultuda. Millet olarak böyle günlerde her zaman devlet, millet bir şekilde bu yaraların sarılması lazım. Manzara korkunç ama buralarda çok sayıda maddi hasar var, hayvan kaybı var. Evler perişan olmuş, oturulamaz durumda. Bu vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesi noktasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli girişimlere başladık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yer seçimi ve yapılaşma ile ilgili açıklamasını değerlendirdik ama zarar çok büyük anladığımız kadarıyla. Evet, sel sonrası vatandaşlara yapılan yardım çalışmaları ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Hükümet şimdi, bu konuda... Bu konuda biz şimdi ilimizin diğer milletvekili, İktidar Partisi mensup milletvekilimizle de beraberiz. Bu konunun çözülmesi noktasında dün biz parlamentoda zaten belli girişimlerde bulunduk. Bunun çok sıkı takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın, yani sosyal devlet olmanın gereği olarak devletin bu yaraların tümünü sarması noktasında biz bütün imkanlarımızı kullanacağız. Ve bu işin takipçisi şüphesiz olacağız. Kimsenin endişesi olmamalı. Evet, sizin ulaştığınız yere kadar peki müdahale yapılmış durumda mı Sayın Altay? Son olarak bunu da soralım. Şimdi artık müdahale can kaybı olmadığı için bundan sonraki süreç temizlik, enkaz vesaire, işte ölen 300'e yakın hayvan ölmüş, bunların işte gömülmesi, yok edilmesi, hijyenik bir şekilde tabii. Bunlar ve altyapı da bir Sinop, bu iki ilçemizde altyapı kalmamış. Evet. Şu anda Durağan ilçesinde içilecek su yok. Böyle şu anda da belediyeye girdik, biraz da merdiven çıkıyorduk aradığınızda. Ama bunların da tümünün çözüleceğini umuyoruz. Bunun da takipçisi olacağız şüphesiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Altay. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Size teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Sinop'tan CHP Sinop Milletvekili Sayın Engin Altay'ın aktardıklarını dinledik sevgili seyirciler.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu yaşanan sel felaketlerinde hükümeti sorumlu tuttu ve bakan halka hesap vermeli dedi. CHP Genel Başkanı Zana Erdoğan görüşmesi ve Esad'ın röportajını da değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Çankaya Belediyesi meclis üyeleriyle yaptığı kahvaltılı toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Samsun ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinin sorumlusunun Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar olduğunu söyledi. Bugün arkadaşlarımızı görevlendirdik. O bölgeye gidecekler. Oradaki tablonun acı yönü şu. TOKİ konutlarında oluyor bu. Kentsel dönüşüm için TOKİ görevli, büyük yetkiler verildi yasayla. Bir kamu kurumu sel alanında nasıl konut yapar, bunun sorgulanması gerekiyor. Ve Sayın Bakan'ın bu konuda halka hesap vermesi gerekiyor. Diğer yandan CHP lideri Kürt sorununun çözümü için bu işi Erdoğan'ın çözeceğine inanıyorum diyen Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Azlana'nın Başbakan Erdoğan'la görüşmesinin ardından Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da Zana'ya destek mesajı vermesini de değerlendirdi. Böyle bir beklenti yarattı anladığım kadarıyla Sayın Başbakan. O zaman oturmalılar masaya, nasıl çözeceklerini, toplumsal desteği nasıl alacaklarını kamuoyuna açıklamalılar. Bu toplantıyı birlikte de yapabilirler. Eğer bir toplumsal destek söz konusu olursa ve bu sorun çözülürse bundan da ayrıca memnun oluruz. Kılıçdaroğlu, Suriye lideri Beşar Esad'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamalara da değindi. Beşar Esad'ın yaptığı açıklamaları her yurttaşımızın izlediği gibi ben de yakından izliyorum. Sayın Utku Çakır Özer çok önemli bir gazetecilik örneği yaptım. Onu gerçekleştirdim. Bazı gazetecilerin cesaret edip gidemediği bir olayı gerçekleştirmesi açısından da kendisini yürekten kutluyorum. Esad'ın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamalarla çelişiyor. Biz kendi ülkemize, kendi devletimize ve yetkililerin bize verdiği bilgilere güveniyoruz. Önce bu gerçeğin altını çizmek isterim. Sayın Davutoğlu'na bir görev düşüyor veya Sayın Başbakan'a. Başta Rusya, Amerika ve İngiltere olmak üzere bu ülkelere çağrı yapılmalı ve düşen uçağımızla ilgili bu ülkelerin yaptıkları tespitlerin kendilerine aktarılmalarını veya kamuoyuna açıklamalarını istemeli. Bu gerçekleşirse pek çok sorun da kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde bir tablonun ortaya çıkması uluslararası alanda Türkiye'yi çok daha güçlü kılacaktır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis Genel Kurulu'nda 24. dönem 2. yasama yılı çalışmalarını tamamladı ve meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi sevgili seyirciler. Meclis son bir hafta içinde yoğun tempolu çalışma kapsamında hem özel yetkili mahkemeleri kaldırdı hem de torba kanunu meclisten geçirerek sezaryenin tıbbi zorunluluk haline uygulanmasının önünü açan düzenlemeyi yürürlüğe soktu. 1 Ekim 2012 Pazartesi günü. Saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 21 saat süren son birleşimin ardından tatile girdi. Meclis Genel Kurulu'nun son haftası oldukça tempolu geçti. Üçüncü yargı paketinin görüşmeleriyle bugüne kadarki üçüncü en uzun maratona imza atıldı. Yaklaşık 24 saate varan aralıksız çalışmalar sonucu özel yetkili mahkemeler kaldırılarak yerine bölgesel ağır ceza mahkemeleri getirildi. Son birleşimde ise bazı kanunlarda değişiklik yapan torba teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen torba kanunda en çok dikkat çeken düzenlemelerden biri bu yıl içinde 40 bin öğretmen atamasının yapılabilecek ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne polis alımı için 30 bin kadro verilecek olması.
Kabul edilen torba teklifle ayrıca tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğumun sezaryenle yapılmasını düzenleyen Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Sezaryenle ilgili düzenlemenin de yer aldığı tasarının görüşmeleri sırasında ise sık sık tartışma yaşandı. CHP'nin sık sık yoklama ve karar yeter sayısı istediği birleşimde CHP'li milletvekilleri sezaryen düzenlemesini eleştirdi. Kanuna göre gebe veya rahimdeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatıyla yaptırılabilecek. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen anne veya bebekle meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak. Tasarıda ayrıca AKP, MHP ve CHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla önemli bir düzenleme de yapıldı. Düzenleme ile 18 yaşından küçüklere tütün ürünleri gibi tütün ürünü içeren ve içermeyen nargile satışı ve tüketime sunulması yasaklandı. Genel kurulda danışma kurulunun önerisi okunarak kabul edildi. Buna göre meclis 1 Ekim 2012 tarihine kadar tatile girdi. Tatil sonrası genel kurul 1 Ekim 2012 pazartesi günü saat 15'te toplanacak. Stüdyo konuğumuz CHP Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu bizlerle birlikte. Sayın Kuşoğlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk elimize. Efendim. Teşekkür ederim. Evet, meclise döneceğiz ama yoğun tempolu bir dönem yaşadınız. Önce bir önceki gün Sinop ve Samsun'da bugün yaşanan sel felaketi dün akşamdan bu yana ve 8 can kaybı var. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yer seçimi ve yapılaşma konusunda bir sorun olmadığına dönük açıklamaları var. Biraz da bu son yıllardaki AKP'nin kentsel dönüşüm politikasını göz önünde bulundurursak nasıl yorumlarsınız? Evet. Öncelikle ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Hakikaten çok üzücü bir hadise. Deniz kıyısında olan, bundan önce Mersin'de de yaşadık bu tür hadiseleri. Deniz kıyısında olan kentlerimizde sel baskını oluyor. Bunu yani kentsel dönüşümün, şehirleşmenin yanlış olduğunun dışında başka nasıl izah edebilirsiniz? Dağlar iniyor kıyıya. Yani çok rahat bir şekilde herhangi bir selin, akıntının denize ulaşması çok rahat. Bu Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bir yer değil. Evet. Dere kenarında bir yer değil bunlar. Yani sonuçta Samsun, yılların Samsun'u. Hı hı. Daha önce bu tür olaylar yaşanmamış. Samsun'da çok büyük yağmurlar olur. Sıkıntılar olur ama böyle ölümler olmazdı. Evet. Yani bu şehirleşmenin, kentsel dönüşümün yanlış uygulanmasıdır. Başka hiçbir şekilde açıklanamaz mı? Nasıl izah edersiniz deniz kıyısındaki bir kentte sel olmasını? Hı hı hı. Mantıksız bir şey. Tabii ki yanlış şehirleşmenin sonucudur. İşlerin yanlış yapılmasının, sadece ranta dayalı konuya bakılmasının sonucudur. Kentsel dönüşümdeki yanlışlıklar, yanlış planlama, projelendirme sonucudur. Başka hiçbir açıklaması yok mu? Evet, yine ama hükümetten gelen açıklama çok da sorumluluk alacak bir açıklama değil. Sorumluluk almaz hükümet hiçbir şekilde. Ne olursa olsun bütün kötü olaylar, hatta bu CHP bile suçlayabilirler, CHP suçludur mümkün olduğunca diyebilirler ama hiçbir zaman ya böyle bir yanlış yaptık, evet, özür diliyoruz, hatta istifa ediyorum katiyen demezler. Evet. Türkiye'de böyle bir alışkanlık yok maalesef. Her zaman, hiçbir zaman, hiçbir şekilde olaylardan sorumlu olan yok. Hatta biliyorsunuz geçen Adalet Bakanı 13 kişi yangında öldüğünde, yani bir faydası olacaksa istifa edeyim diyor. Ya tabii ki faydası var. Olur mu? Örnek olacaktır. Hı hı. Devlet adamı niteliğinde yapılan bir yanlış karşısında istifa edersin. Bu örnek olur. Bundan sonra da bu tür olaylarda sorumlular istifa etmek zorunda kalır. Dolayısıyla işlerine daha fazla o duruma düşmemek için daha fazla dikkat ederler. Canla başla sarılırlar. Yani bu tabii ki faydalı. Daha bugün Almanya'da bazı dosyaların imhası yüzünden istihbarattan sorumlu ikinci adam istifa etti. Her yerde bu böyledir. Normali budur. Gelişmiş ülkelerde, medeni ülkelerde sorumlular istifa eder. Tabii bu söyleyiş karşısında da ne olursa istifa edilir diye bir soru da geliyor akıllara. Evet, yani bu durumda edilmezse ne zaman edilir? Yani yolsuzlukta istifa edilmiyor. Bu tür can kayıplarında istifa edilmiyor. Yanlış işler yapılmasında hatanın sende olması durumda istifa edilir. Ne zaman istifa edilecek? Evet. Şimdi yoğun geçen bir tempo dedik. Meclise dönmek istiyorum Sayın Kuşoğlu. Siz de o yoğun tempoda oldukça yoruldunuz. Birçok yasa geçti. Bir şey söylemek istiyorum. Yoğun tempo tabii ki, yani
işlerin çok yoğun bir şekilde hem zaman olarak hem tempo olarak yoğun bir şekilde çalışılmasıdır. Meclisteki yoğun temponun üstünde bir şeydir. Yoğun tempoyu anlamak mümkün. Yani normal bir şey ama meclisteki oturuyorsunuz gece televizyonun kapalı olduğu, televizyon yayınlarının olmadığı saatte kanunları çıkarmak saçma sapan, çünkü insanlar izliyorlar meclis televizyonunu. Kimseye göstermeden sabaha kadar o kanunu çıkarmak, böyle bir tempoydu. Buna yoğun tempo dememek lazım herhalde. Başka bir şey bulmak lazım. Tabii bir de herhalde çok yorucu, birçok vekilin uyuduğu görüntülere tabii, de tanık özellikle olduk. Biz muhalefet olarak uyuyamıyoruz. Çünkü sürekli olarak konuşmak, tartışmak zorunda olan, meseleyi anlamak ve anlatmak durumunda olan biziz. Onlar sadece oylama saati geliyorlar, kafayı kaldırıyorlar, ellerini kaldırıyor, tekrar yatıyorlar. Ya da kulislerden geliyorlar, kuliste de yatıyorlar, tekrar geliyorlar. Onlar için kolay tabii. Evet. Ama bizim için çok zor oluyor. Çünkü dimağınızı dinç tutacaksınız. Söyledikleriniz mantıklı olacak, kayıtlara geçiyor nihayetinde. Bunları halktan kaçırmak için yapılan bir çalışma yöntemi bu. Yani yoğun tempodan ziyade kaçırma yöntemi bu. Evet. Peki şimdi ayrıntılara geçeceğim ama bu süreç içinde siz tabii muhalefet partisi olarak istediğinize kavuşabildiniz mi? Bu geçen yasaları çalışma performansında göz önünde bulundurursak amacınıza ulaşabildiniz mi? Bir muhalefet partisi olarak. Şöyle, hemen hemen bizim verdiğimiz hiçbir kanun teklifi kabul edilmedi. Hiç kabul edilmedi. Yani mesela biz şehitlerle, gazilerle ilgili bir kanun teklifi veriyorsak onlar da verip ondan sonra onu kendi teklifleri gibi geçirdiler. Biliyorsunuz bu dönem bizim geçen seçimlerde projelendirdiğimiz 2B, ondan sonra bedelli askerlik, intibak yasası, emeklilerin intibak yasası gibi birçok konu meclise geldi, kanunlaştı. Bunlar eksik olarak çıkan konulardı. Çok eksikleri vardı. Ama bizim çok önemli katkılarımız oldu. Hem komisyonlarda hem de genel kurulda çok önemli destek verdik. Çıkmasını sağladık. Yanlışlıklardan arındırılmasını sağladık ama buna rağmen Lale Hanım, çok fazla yanlış kanun çıktı maalesef. Bir de son dönemde çıkan yasalarla ilgili şöyle bir tespit yapmam yanlış olmaz herhalde. Hemen hemen hepsinde ihale kanunundan muaf, denetimden muaf bu sözler vardır, bu ibareler vardır. Bu hükümlerle kanun çıktı. Bunlara çok üzülüyorum. Yani devletin yaptığı işlerin bir taraftan ihale kanunundan, bir taraftan denetimden muaf olması anlaşılır gibi değil tabii. Bunlara üzüldük. Çok yanlış kanunlar bu arada çıktı. İyiler yanı sıra. Mesela iyi bir tane çıkıyor, onunla beraber bir tane de kötü olmaması gereken kanun çıkıyor. Nedir? Mesela dün akşam çıkardığımız, dün gece çıkardığımız torba kanun içerisinde mesela Sayıştay'ın denetim yapmamasını getiren bir kanun vardı. Çok kötü. Sayıştay millet adına, meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kurum. Bütün dünyada var, Türkiye'de de var. Cumhuriyet tarihinden daha eski bir şey var, geçmişi var. Siz bunun yetkilerini iyice buluyorsunuz. Çok üzüldüğüm bir konudur. Ondan sonra mesela ihaleyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Davet usulüyle çağrılanlar dışındakilere ihale şartnamesi verilmeyecek diye kanun çıktı. Yani böyle bir yolsuzluk artık kanunla yapılır hale geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani siz ihale yapacaksınız, davet usulüyle yapacaksınız, kimseyi çağırmayacaksınız, açık olmayacak. Bunu da kimseye göstermem diye kanun çıkaracaksınız. Böyle bir anormallik vardı. Üniversite Arası Seçme Yerleştirme Merkezi şirket kurma yetkisi aldı. TÜBİTAK aynı şekilde. Üniversite Arası Seçme Yerleştirme Merkezi şirket kuracak. Kurum başkanı veya orada çalışanlar onun yönetim kuruluna girecekler. O şirket yine ihale kanunundan muaf, denetime tabi olmadan üniversite sınavları yapacak. Oradan da ilave para alacaklar. Bu kurum niçin var? Madem şirket kuruyorsun, sen buradan para alıyorsun. Bunu kurup, yeni bir şirket kurup oradan ilave para alacaksın. Anlamak mümkün değil. Yani yeni kitler yaratılan bir anlayış. Özelleştirme vardı. Şimdi bu ne oluyor? Tekrar kamu kurumlarının, kitlerin oluşturulması falan. Anlamak mümkün değil. Evet.
Böyle garip garip kanunlar da çıkardık bu arada maalesef. Evet. Garip garip kanunlar diyorsunuz. Siz Plan Bütçe Komisyonu'ndasınız ama şunu sormak isterim. Sizce bu ikinci yasama yılında çok önemli değişiklikler yapıldı. Tabii yasalarda yapılan değişiklikler özellikle Türkiye'nin geleceğine yönelik. En önemli, en köklü değişiklik hangi alanda oldu yapılan yasa değişikliğiyle size göre? Yani olması gereken alanlar vardı ama mesela ekonomiyle ilgili olarak yap işlet devletlerin yaygınlaştırılması çok önemliydi bana göre. Yap işlet devletle özel sektöre bazı işler yaptırılabilecek ama o iş bittiğinde halktan para toplanacak. Genellikle öyle oluyor. Mesela köprü yapıyorsunuz ya da çevre yollarını yapıyorsunuz. 6 milyar dolarlık bir iş. Bunu özel sektör yapıyor, yabancılar yapıyor. Ondan sonra bitirdikten sonra da halktan onun bedelini alıyorlar. Bu tür konular Milli Eğitim için, Sağlık Bakanlığı hastaneleri için, ulaştırma projeleri için, Milli Eğitim projeleri için çok geniş bir alana yayıldı. 30-40 milyar dolarlık böyle en azından önümüzdeki 10 yıl için proje oluşturuldu. Yani kamu yatırımlarını özel sektör yapıyor. Plan yapamıyorsunuz. Bunları doğru düz planlayamıyorsunuz. Ama yük kamunun omuzunda, üstünde kalıyor. Kamu tarafından garanti veriliyor. Hazine garantisi getirildi bunlar için. Bu bana göre çok önemli. Türkiye'yi sıkıntıya sokan, kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde notunu düşürecek bir konuydu. İntibak kanununun çıkmasına sevindik ama istediğimiz gibi çıkmadı. Emeklileri tatmin edecek derecede çıkmadı biliyorsunuz. Yani çıktı çıkmadı şu anda piyasa anlaşılmadı dahi. İşte, dün yeni zamlar açıklandı emeklilerle ilgili. 17 lira SSK emeklilerine en düşük aylık alan için 14 lira şey için Bağkur emeklileri için çok düşük zamlar. Mutlu olduğumuz bizim desteklediğimiz işte bir tane bedelli şey 2B vardı. Hmm. Bedelli askerlik vardı intibak dışında ama bunlar da istediğimiz nitelikte kanunlar olmadı. Düşünüyorum da yani çok kanun çıkarmışız ama hiçbirisi tam bizim istediğimiz nitelikte de olmamış hemen hemen. Ama çok aleyhte kanunlar çıkmış. Özgürlükleri, demokrasiyi, kişi hak ve hürriyetlerini kısıtlayan çok fazla kanun çıkmış. Hı hı. Yani bir tarafından ne yapılıp edilmiş şeyin iktidarın gücünü artıran, sadece kendi açılarından bakan düzenlemeler yapmışlar. Ceza kanunları hep muhalefeti bastırmak için, diğer hak ve hürriyetleri genişleten kanunlar da iktidarın hak ve hürriyetlerini genişletmek için, ekonomik durumunu düzeltmek için çıkan nitelikte kanunlar olmuş maalesef. Evet, dikkat çekenlerden biri de en son bu üçüncü yargı paketinin içinde yer alan özel yetkili mahkemelerdi. Bu da kaldırıldı denildi ama biz burada birçok konuk ağırladık. Kaldırılmadı, isimleri değişti. Yani başbakan açıkladı bunlar ta bana kadar artık hücum ediyorlar, kaldırılmaları gerekir dedi. Cumhurbaşkanı kaldırılmalarından memnun olacağını, doğru olduğunu kaldırılmalarını ifade etti. Adalet Bakanı aynı şekilde kaldırılmaları gerektiğini söyledi. Ondan sonra da adlarını değiştirdiler. Biliyorsunuz CMK 250'de olan terörle mücadele kanunu alındı. O tarafa kaydırıldı. Aynı yetkilerle aynı şekilde çalışılabilecek ve bir hukuk şeyi skandalı yaşandı. Şimdiye kadar olanlar da yani madem bir düzeltme yapıyorsunuz, lehine olan düzeltmelerin şu anda yargılananlar için gelmesi gerekir. Evet. Bu genel bir hukuk kuralıdır. Bunu da getirmediler. Eski usullerle eski şekilde devam edeceğini bu Balyoz, Ergenekon ondan sonra internet soruşturması gibi konuların eski usullerle yapılmasını getirdiler. Bu da bir hukuk skandalıydı. Çok üzüldüğümüz hadiselerdi. Bir tek iç tüzükle ilgili bir değişiklik getirmek istediler. Ona engel olduk. Bu 24. dönemde bunu başarabildik ikinci yasama yılında. İnşallah istediklerini bundan sonraki dönemlerde yapamazlar ama
kişi hak ve özgürlükleri, demokrasi açısından baktığımızda iç güzel kanunlar çıkmadı maalesef. Evet, zaten dünkü genel kurulda da AKP hükümetinin kişi hak ve özgürlüklerine müdahalesiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Bu anlamda AKP'nin icraatı değerlendirildi. Şöyle bir geçmişe baktığımızda hakikaten değerlendirme yaparsak Türkiye insan hak ve özgürlükler açısından giderek geriye gidiyor. Geriye gidiyor, evet. Bu hem uluslararası kuruluşların raporlarında belli, hem biz bunu çok net olarak görüyoruz, çok net yaşıyoruz. Kendi medyamızın, köşe yazarlarının eleştirilerinin yoğunlaşmasından çok net olarak anlıyoruz. Daha önce iktidarın yanında olan bazı kalemlerin tam tersi bir durumda olduğundan anlıyoruz. Hemen hemen artık muhalefet yapacak durumda olan yazarın, gazetenin kalmamasından anlıyoruz. İşte Halk TV bir burası var. Belki bir tane, iki tane televizyon daha sayabiliriz. Diğerleri gerçekleri yansıtmıyorlar. Meclis çalışmaları dahi demin konuştuğumuz gibi televizyondan verilmiyor artık. Saat 8 kapanıyor. Ondan sonra asıl gündemi getiriyorlar. Rezaletler, sıkıntılar orada yaşanıyor. Yani böyle garip bir demokrasiden uzaklaşan, baskıcı bir ülke olduk maalesef. Ve ülkenin gerçek gündemi de meclise intikal etmiyor. Mesela bir Suriye savaş noktasına geldiğimiz hadisede hiçbir zaman meclise bilgi verilmedi. Mecliste biz bu konuyu tartışamadık. Yine diğer önemli gelişmelerle ilgili olarak hiçbir konu doğru dürüst mecliste tartışılamadı. İktidarın bir çoğunluğu var. Biz ne istersek o olur diyorlar. Kendilerinin sadece önemli gördüğü, kendilerine göre bir gündem yapıyorlar. O kendilerini de o kadar böyle fütursuzca haklı olarak görüyorlar ki hiçbir şekilde empati yapmıyor. Ya bu muhalefet ne istiyor? Bunları da dikkate alalım. Bunlar da %50'ye sahipler. Bir bildikleri var, bir düşündükleri vardır. Bunlar da kötü adamlar değiller. Bir dinleyelim dedikleri yok. Peki bu şartlar altında mecliste bundan sonraki dönemlerde çalışmayı nasıl sürdüreceksiniz? Sürdürmek zorundayız. Biz ana muhalefet partisi olarak ülkemiz için bir şeyler yapmak zorundayız. Bu sürekli olarak devam etmez. Böyle bir konjonktür bu. Nereye kadar devam edecek? Biz her halükarda mücadele etmek zorundayız. Anlatmak, halkımıza, toplumumuza anlatmak zorundayız. İktidara yanlışlarını söylemek zorundayız. Anlayabildikleri kadar. Hı hı. Yani bu bizim görevimiz, sorumluluğumuz. Evet. Bunu yerine getirmek zorundayız. Şimdi siz az önce de dikkat çektiniz. Esas önemli yasalar işte meclis televizyon yayını kapandıktan sonra gündeme getiriliyor AKP tarafından. İşte oylanıyor, oldu bittiye getiriliyor. Halkın da bundan haberi olmuyor çoğunlukla dediniz. Siz de bunu yapmak için bir muhalefet partisi olarak görev bilincindesiniz. Peki evet, bundan sonra ne yapacaksınız, nasıl anlatacaksınız halka? Yani bu dönem beni en fazla üzen, tabii bu dönem derken benim ilk dönemim zaten ama seçilmiş 8 arkadaşımızın hiçbir şekilde ispatlanmış bir suçu olmayan, sadece bir iddia var ortada, hüküm giymemiş 8 arkadaşımızın, hele bizim partiden olanları tanıyorum zaten, çok düzgün insanlar. Bu insanların bir yıl geçtiği halde hala içeride tutulmalarıydı. Bu milli irade açısından beni en fazla üzen konu oldu maalesef. Bunun devam etmemesini diliyorum. Yani yeni dönemde 3. yasama yılımızda bizim inşallah bu şey ne diyeyim, bu rezalet durum, bu skandal durum giderilir. İnşallah onlar aramızda olurlar, birlikte çalışma yaparız. Yani meclis iradesi, halk iradesi, millet iradesi bu kararla çok büyük bir darbe almıştır maalesef. Evet, bu anlamda çeşitli kereler görüşmeler yapıldı ama tıkanma noktasına geldi. Tıkanma noktasına geldi. Çünkü başbakan orada meclis iradesinin üzerinde bir iradesi var. O ne derse o oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da, Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu da ona karşı gelemiyor. Çünkü başbakan tarafından seçilmiş bir iktidar var. İktidar milletvekilleri var. Hiçbir şekilde ya bu yanlıştır. Evet, muhalefet haklı. İki arkadaşımızın, iki milletvekilinin içeride olmaması lazım. Hiçbir suçları yok. Bir mahkumiyet kararı yok. Niçin aramızda değiller diyemiyorlar. Ha, tek tek görüştüğümüzde haklısınız diyorlar. Tek tek bizimle aynı fikirdeler ama o insanlar bir araya gelince farklı bir kişiliğe bürünüyorlar. Hiçbir şekilde kolları kımıldamıyor. Evet. Duruyorlar. Hiçbir laf etmiyorlar. Ağızları susuyor.
Şimdi en çok eleştirilen özellikle muhalefet tarafından, tabii halk bunun ne kadar bilincinde onu bilemiyoruz ama torba kanun, hatta çorba kanuna benzetilmişti. Evet. Bunun sakıncaları neler? Bu kanun paketi içinde neler vardı? Neler göz önünden kaçırıldı? Biraz da isterseniz bu konuda değerlendirelim. Evet. Biraz önce bahsi şimdi. İlk önce mesela son torba kanun. Önce 39 madde olarak getirildi. Ben üşenmedim saydım. 39 madde içerisinde 35 ayrı kanunu, 35 farklı kanunu ilgilendiren bir düzenleme. 35, yani bunu oturup bizim bir tartışmamız lazımdı. Komisyona geldi, alt komisyona sevk edelim dedik. Çoğunlukla müsaade etmediler, çoğunlukları olduğu için. Doğru dürüst tartışamadık. Halbuki dediğim gibi 35 ayrı kanunu ilgilendiriyor. Yani bağlantıları falan çok iyi tespit etmeniz, yanlış bir şey çıkmamasına çalışmanız lazım. Bütün ihtimalleri görmeniz lazım. Yok dediler. Alelacele hemen birkaç saat içerisinde komisyondan geçirdiler. Genel kurula geldi. Orada da gece sabahlara kadar olan çalışmalarla çıkardılar. İlave olarak bugün bu genel kurula geldiğinde ilave 20 madde daha getirdiler. Daha sonra bugün yine bir şehitlerle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Bizim verdiğimiz kanun teklifleri vardı. Onlar dikkate alınarak bir şeyler getirildi. Onlar da dahil edildi ama o kadar sakıncalı maddeler vardı ki biraz önce söylediğim o üniversite seçme yerleştirme merkezinin şirket kurması, görevi oraya vermesi, TÜBİTAK'ın şirket kurması, Sayıştay'ın yetkilerinin kısılması, çok tartışılması gereken, çok sıkıntı getirecek maddeler vardı maalesef. Evet. İçlerinde. Sayın Kışoğlu, bir virgül koyalım, Samsun'a bir dönelim isterseniz izninizle. Samsun'da sel felaketi yaşandı. 8 can kaybı var demiştik. İnşaat Mühendisleri Samsun Şube Başkanı Sayın Hüseyin Tüfek bizlerle birlikte. Sayın Tüfek, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, sel felaketinin ardından son durum nedir? Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yer seçimi ve yapılaşma sorunu olduğunu sanmıyorum açıklamaları var. Nasıl değerlendireceksiniz? Sorun var mı, yok mu? Ya şimdi şöyle, sel bölgesinde işte kuzey yıldızı turist balıklarının orada can kayıpları yaşandı. Biz de az önce oradaydık, işte olay mahallini geziyoruz. Şu anda başka bir yere gidiyoruz. Dere yatağında değil tabii. Dere yatağına 30 metre mesafede yapılan konutlar bunlar. Hani bunların yapılırken ruhsat aldığı kurumlar, yapan kurumlar, onlar mutlaka işte bunların raporları vardır. Bunlar zamanla konuşulacak şeyler. Yani Sayın Bakan zannetmiyorum diyor. Biz de şu anda dere yatağındadır, yanlış yer seçimi yapılmıştır diyemeyiz. Peki normal mi efendim bu sel felaketi? Yani böyle bir yağışta böyle bir... Şu anda bir akşam Samsun'a düşen yağmur bizim öngörülerimizin 3-4 misli fazlası. Yani beklenenin çok çok üzerinde şiddetli bir yağış söz konusu. Dolayısıyla böyle bir sel felaketi normal, yani Karadeniz'de bu tür şeyler maalesef oluyor. Ama dediğim gibi TOKİ konutlarının yer seçimi doğrudur, yanlıştır, buna yorum yapma şansımız yok. Şu anda yok en azından. Zaman içerisinde onlara bakmak gerekir. Yani o imar planlarını hazırlayan kurumlara bakmak lazım. Çünkü TOKİ'nin karşısında normal konutlar da var. Yani özel sektörün konutları da var. Hani onlara da onlar da aynı şey içerisinde, aynı band içerisinde. Onlara bakmak lazım. Ama bugün konuşulacak birkaç konu var. Bir tanesi şu, 8 tane vatandaşımızı kaybettik, 2 vatandaşımız kayıp. Ben onlara Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çok üzücü bir durum tabii. Bir de şuna şükretmemiz gerekiyor, çok gece vakti oldu bu sel. Yani gündüz işte insanların, işte mesela bir alışveriş merkezi var, o alışveriş merkezinde ciddi derecede mal kayıpları var. Hatta can kaybı olduğu da söyleniyor. Orada eğer insanların olduğu zamanda olsaydı çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalırdık. Hani bugün çok daha farklı şeyleri konuşmak zorunda kalırdık. Yani buna dua edelim mi diyorsunuz? Yok, asla öyle bir tabir değil. Asla öyle bir tabir değil. Yani bütün bunları konuşuyoruz. O zaman size şöyle sorayım ben. Bu yerleşim şekliyle beklenenin üzerinde olduğu için yağış, sel felaketi olması normal mi Sayın Tüfek?
kesinlikle beklenenin çok üzerinde bir yağış oldu. Ama bu şu demek değildir tabii ki. Hani çok fazla yağmur yağdı ama bu normal. Bu demek değil asla. Buradan bu çıkmasın. Ama şunu söyleyemeyiz. Şu andaki TOKİ konutları, yani can kayıplarının yaşandığı TOKİ konutları yer seçimi açısından doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu hiç kimse söyleyemez. Şu anda söyleyemeyiz. Yarın öbür gün raporlar çıktığında raporlara o binalara ruhsat veren kurumlar, o binaların olduğu yeri planlayan kurumların görüşleri ve onların raporları önemli. Evet. Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza. Ama şu şöyle bir rakam koyabiliriz. Dere yatağına 30 metre mesafede konutlar. 30 metre. 30 metre, yaklaşık 30 metre bir mesafede. Bundan da herhalde anlamlı bir sonuç çıkarmak mümkün. Teşekkür ediyoruz. Istedim. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet, Sayın Tüfek'in açıklamalarını dinlediniz. 30 metre mesafedeymiş dere yatağına. Yani evet. Yani bu konuların uzmanı değilim. Siz evet. De değilsiniz. Ben ama de yani ama mantıklı. Samsun gibi bir deniz kıyısında beklenen 3 misli, 4 misli daha fazla yağış oldu diye insanlar ölüyorsa evlerinde, burada bir yanlış vardır. Evet. Ya benim başka türlü mantığım çalışmıyor. Demek ki bir yanlışlık yapılmıştır. Bunun dere yatağına 30 metre, 40 metre mesafesini bilmiyorum. Dere yatağının nasıl olduğunu bilmiyorum ama demek ki bir yanlışlık var ki Samsun gibi deniz kıyısındaki bir yerde bu ölümler oluyor. Geçmişte oluyor muydu bunlar? Yanlış yerde yaparsanız olur mu? Demek ki o yerleşimle ilgili bir yanlışlık var. Bu kadar basit mi konu? Yani araştırıp uzun uzadıya şey yapmaya gerek, ölçüp biçmeye gerek yok herhalde. Evet. Bir yanlışlık muhakkak ki var. Ama işte yanlışlık var da sonrasında hükümetin alacağı tavır, tabii en başta da onu konuştuk. Ne kadar sorumluluk sahibi yani, olacaklar. Galiba siz de aynı fikirdesinizdir. Burada da Ankara'da da bir sel gelmişti. Evet. Geçitler doldu, hatta bir yurttaşımız ölecekti evet, neredeyse. Evet. Yani yüzmesini bilmeseydi gidiyordu. Her taraf su olmuştu. Sorumlusu yoktu. Çok yağış var dediler. Ya peki bunlar anormal midir? Yani çok yağış oluyor, olabilir. 4 misli olur, 5 misli olur, 10 misli olur beklenenin ötesinde. Bunlara göre bir şeyler yapılır. Gayet tabii. Altyapı var mı yok? Yani ona göre altyapınız olur. Bir yanlışlık var ki bunlar oluyor. Ya yani hiçbir olayda bir sorumlu yok. Kabahatli olan yok, suçlu olan yok. Ama olay çok. İnsanlar ölüyor. Sorumlusu yok. Sanmıyorum diyor Sayın Bakan. Nasıl sanmıyorsunuz? Böyle bir hadise olmuş. Evet. Can kaybolmuş. Can. İnsanların canı gitmiş. Neyse. Bir sorumlusu olmalı mı? Gayet tabii. Uçak düşürülüyor. Sorumlusu yok. Selden ölen sorumlusu yok. Devlette bir rezalet sorumlusu yok. Yolsuzluk var, sorumlusu yok. Bir sorumlu arıyoruz. Evet. Şimdi meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi dedik ama CHP'nin önünde Temmuz ortasında bir büyük kurultay var. Evet. Yoğun bir çalışma temposuna da hemen ara vermeden gireceksiniz. Nasıl gidiyor kurultay çalışmaları? Kısa bir değerlendirme de öyle alalım. Evet, size. Kurultay öncesi parti çok uygun. Çok fazla gürültü yok geçmişte olduğu gibi. Böyle çok fazla dedikodu, sıkıntı, insanların birbirleriyle uğraşması vesaire öyle bir şey söz konusu değil. Gayet iyi gidiyor. Bu bir direnç kurultayı olacak. Bir enerji toplama, enerji bir şekilde çıkacağız bu kurultaydan. İnşallah iktidar yolunda adımlarımızın başlangıcı olacak. Önce mali seçimleri alacağız. Yerel seçimlerden sonra da genel seçimlerle birlikte ayağa kalkacağız. Böyle bir iktidar karşısında da başka şansımız yok. Evet. Ülkenin başka şansı yok. Bu insanların başka şansı yok. Bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne burada çok büyük görev düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu zihniyetidir. Kurucu zihniyetinin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye çok partili rejimi getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrasiyi üçüncü olarak da getiren partidir. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir başlangıcın öncüsü olacaktır. Yeni bir dönemin öncüsü olacaktır bu kurultay sonucunda. Evet, yoğun tempoya devam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi daha fazla yormayalım.
yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Ve gün içinin ilk bölümüne noktayı koyuyoruz. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olacağız sevgili seyirciler. Gün içinde tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Samsun'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur gece yarısından sonra faciaya yol açtı. Samsun'da Mert Irmağı'nın taşması sonucu oluşan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Samsun'un Canik ilçesindeki Gazi Osman Paşa mahallesinde yer alan 450 haneli TOKİ Kuzey Yıldızı konutlarının bazı bodrum katları Mert Irmağı'nın taşması sonucu su altında kaldı. Konutların bodrum katlarından bir baba ile iki oğlun cesetleri çıkarıldı. İki ayrı çocuk cesedine daha ulaşıldığı açıklandı. Su taşkınları nedeniyle Samsun Ordu tamamen ulaşıma kapatıldı. Samsun Ankara Karayolu'nda ise ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köylerdeki ekili arazilerde büyük zararlar meydana geldiği belirtilirken fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı. Park halindeki otomobiller sel sularına kapılıp sürüklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı sevgili seyirciler. Kılıçdaroğlu yaşanan sel felaketlerinden hükümeti sorumlu tuttu ve bakan halka hesap vermeli dedi. CHP Genel Başkanı Zana Erdoğan görüşmesi ve Esad'ın röportajını da değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Çankaya Belediyesi meclis üyeleriyle yaptığı kahvaltılı toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Samsun ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinin sorumlusunun Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar olduğunu söyledi. Bugün arkadaşlarımızı görevlendirdik. O bölgeye gidecekler. Oradaki tablonun acı yönü şu. TOKİ konutlarında oluyor bu. Kentsel dönüşüm için TOKİ görevli, büyük yetkiler verildi yasayla. Bir kamu kurumu sel alanında nasıl konut yapar? Bunun sorgulanması gerekiyor. Ve Sayın Bakan'ın bu konuda halka hesap vermesi gerekiyor. Diğer yandan CHP lideri Kürt sorununun çözümü için bu işi Erdoğan'ın çözeceğine inanıyorum diyen Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın Başbakan Erdoğan'la görüşmesinin ardından Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da Zana'ya destek mesajı vermesini de değerlendirdi. Böyle bir beklenti yarattı anladığım kadarıyla Sayın Başbakan. O zaman oturmalılar masaya, nasıl çözeceklerini, toplumsal desteği nasıl alacaklarını kamuoyuna açıklamalılar. Bu toplantıyı birlikte de yapabilirler. Eğer bir toplumsal destek söz konusu olursa ve bu sorun çözülürse bundan da ayrıca memnun oluruz. Kılıçdaroğlu, Suriye lideri Beşar Esad'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamalara da değindi. Beşar Esad'ın yaptığı açıklamaları her yurttaşımızın izlediği gibi ben de yakından izliyorum. Sayın Utku Çakır Özer çok önemli bir gazetecilik örneği yaptım. Onu gerçekleştirdim. Bazı gazetecilerin cesaret edip gidemediği bir olayı gerçekleştirmesi açısından da kendisini yürekten kutluyorum. Esad'ın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamalarla çelişiyor. Biz kendi ülkemize, kendi devletimize ve yetkililerin bize verdiği bilgilere güveniyoruz. Önce bu gerçeğin altını çizmek isterim. Sayın Davutoğlu'na bir görev düşüyor veya Sayın Başbakan'a. Başta Rusya, Amerika ve İngiltere olmak üzere bu ülkelere çağrı yapılmalı ve düşen uçağımızla ilgili bu ülkelerin yaptıkları tespitlerin kendilerine aktarılmalarını veya kamuoyuna açıklamalarını istemeli. Bu gerçekleşirse pek çok sorun da kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde bir tablonun ortaya çıkması uluslararası alanda Türkiye'yi çok daha güçlü kılacaktır.
Ve meclis kapandı sevgili seyirciler, ama daha da önemlisi muhalefet partilerinin önergelerinin reddedilmesiyle tutuklu milletvekillerine de meclis yolu kapanmış oldu. Ancak son hafta meclisten geçen 3. yargı paketiyle tutuklu vekillerin adli kontrol uygulaması sayesinde cezaevinden çıkmasının yolu açılıyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ise bu uygulamanın mahkemenin takdirine kaldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki 3. yargı paketinin görüşmeleri sırasında CHP, MHP ve BDP'nin tutuklu milletvekillerinin tutuksuz yargılanmalarına imkan sağlayacak önergelerinin kabul edilmemesiyle tutuklu vekillere meclis kapısının kapandığı yolunda değerlendirme yapılırken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan önemli bir açıklama geldi. Bozdağ, tutuklu milletvekillerinin durumunun mahkemelerin takdirine kaldığını söyledi. Tutuklu milletvekilleriyle ilgili isnat edilen suçlara baktığınızda üst sınırı 3 yıldan fazla olduğu için adli kontrol bugüne kadar uygulanamıyordu. Ama şimdi bu sınır kaldırıldığı için mahkeme karar verdiği takdirde uygulayabilir. Bu tamamıyla mahkemenin takdirinde olan bir konudur. Diğer yandan meclisten geçen 3. yargı paketiyle tutuklu milletvekilleri için adli kontrol uygulamasıyla cezaevinden çıkmasının yolu açılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hakkı Köylü, pakette yer alan düzenlemelerle hakimlerin tutuklama yerine tutuklu milletvekilleri için adli kontrol kararı verebileceklerini kaydederek şunları söyledi. Yeni düzenleme ile hakimlerin tutuklama yerine uygulayabildikleri adli kontrolde ceza üst sınırı kaldırıldı. Adli kontrol uygulamasının kapsamına yurt dışına çıkmama ve adli kefalete ek olarak konutu terk etmeme, belirli bir yerleşim bölgesini terk etmeme, belirlenen yer veya bölgelere gitmemek seçenekleri eklendi. Buna göre hakim tutuklu milletvekillerine de bu seçeneklerden birisini uygulayabilir. Ancak bazı suçlarda hakim oluşabilecek tepkiyi göz önünde bulundurarak davranır, yani takdir hakimlerde. Ve CHP Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köse bizlerle birlikte. Sayın Köse hoş geldiniz. Hoş bulduk, efendim. Merhaba. Evet, yoğun bir dönemi geride bıraktınız. 24. dönem ikinci yasama yılı geride kaldı. 1 Ekim'e evet. kadar tatilsiniz ama bu süreçte tabii yine çalışmalarınız sürecek. Önünüzde CHP'nin kurultayı var. Buna gelmeden önce son dönemde pazartesi gecesi yanlış hatırlamıyorsam meclisin en uzun çalıştığı 3. gün oldu. 40 saat yaklaşık. Öyle mi? 40 evet, saat 40 mi? 40 saat yaklaşık bir meclis çalışması oldu. Bir gün evvel başlamıştı. Ertesi gün saat 11'de başlayan meclis çalışmaları ertesi gün 5.30'a kadar sürdü. İnanılmaz evet, bir şey. İnanılmaz bir tempoyla çalıştı meclis. Yalnız ben geçmişten beri böyle meclis tarihini falan zaman zaman karıştırdığımda şöyle şeyler görüyorum. Sağ iktidarlar hep meclis kapanmasına yakın. Sanki toplumda reform isteklerini karşılıyorlarmış görüntüsünü vermek için böyle meclisi çalıştırdıklarını, çalıştırmak istediklerini gördük. Şimdi meclis geçen sene Ekim ayında açıldı. Biz ocağa kadar boş günler geçirdik. Evet. İşte uluslararası anlaşmalar, hiç olmayacak şeyler. Tarafların yani muhalefetin ve iktidarın evet. anlaşarak tamamını bir günde, iki günde çıkartabileceği kanunları 3 ay, 4 ay böyle keyfe keder bir çalışmayla yaptık. Ocaktan sonra bir 4+4 getirdiler. O biraz tempoyu artırdı ama son dönem işte geçmişteki sağ iktidarların yaptığını bu dönemde AKP iktidarı yaptı. Toplumda bir reform yapılıyor imajı yaratmak üzere son bir hafta 10 gündür yoğun bir tempoyla meclis çalıştı. Tabii ben şundan çok mutluluk duydum, çok da gurur duydum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu, yani özel görevlerinin dışındaki görevli milletvekili arkadaşlarımız dışında tam kadro olarak sabahlara kadar zaman zaman işte birer ikişer saat dinlenme molası vermek koşuluyla orada bulundular. Evet. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmak istediği birçok şeye tabii sayısal üstünlük onlarda olduğu için sayısal üstünlüğe son dönemlerde de bir de kaba kuvvet ekledikleri için evet. belki yapmak istedikleri şeylere çok engel olamadık. Ama en azından tarihe not düştük. Kamuoyunu aydınlatma görevini yaptık. Mesela yaptıkları en önemli şey ben usul olarak söyleyeceğim. Komisyonlardan geçmeyen, şimdi o komisyonlar niye kuruluyor? İşte tartışılsın, değerlendirilsin evet. de kamuoyunun haberi olsun diye hem anayasaya hem meclis iş tüzüğüne konulmuş hükümlerle komisyonlardan geçip süzülüp gelmesi lazım genel kurulun gündemine ama onu yapmadılar. Aynı kanun hükmünde kararname çıkarttıkları gibi gündemde yani meclisin gündemindeki olan kanunlara birer, ikişer, üçer, beşer, yirmişer madde eklemenin telaşına düştüler.
yargı paketindeki özel görevli mahkemelerdeki değişikliği biz son 2-3 saate kadar öğrenemedik. Evet. Değişiklik önergelerini. Onu da gizlediler. Bu anlamda yanıltıldığınız da dile getirdiniz. Tabii yanıltıldık da bizim grup başkan vekillerinin ısrarlı taleplerine rağmen 2 saat kalana kadar biz değişiklik tasarlı tekliflerini öğrenemedik maalesef. Evet. Şimdi o zaman bu dönem için özellikle son yoğun geçen döneme bir dönelim. En önemli geçen madde size göre hangisiydi? Şimdi bir kere dağ fare doğurdu derler ya. Hı hı. Şimdi dağ fare doğurdu bir kere işin esasında. Yani demokratikleşme adına atılan küçük adımlar bile yok. Öyle diyelim, küçük adımlar bile yok. İyileştirmeler adına atılan küçük adımlar bile yok. Biraz sonra anlatacağım. Yani gelen geçen kanun tekliflerinin, tasarılarının iyi yönlerini de söyleyeceğim. Hep kötü oldu demeyeceğim ama mesela özel yetkili mahkemeler, evet, konusunda dağ fare doğurdu. Şimdi bizim gibi bir partinin uzun yıllar iktidarda olduğu ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde, buna hukuk dilinde, anayasa hukuku dilinde, kamu hukuku dilinde hakim tek parti iktidarı deniyor. Şu anda bir hakim tek parti iktidarı var. Öyle varsayılır o hukuk yazının da. İktidar maalesef bizim gibi az gelişmiş ülkelerde muhalefetin en küçük bir teklifini dahi olumlu değerlendirmek istemiyor. Sanki onur kırıcı, gurur kırıcı bir şey teklif edilmiş gibi geliyor onlara. Ama kendi işlerindeki muhalefeti dikkate ve ciddiye alıyorlar. Kendi işlerindeki... Var mı peki AKP'nin içinde? Çünkü var, uzun dönemdir var, tabii, AKP'nin tabii içine muhalefet yapmaya cesaret edilemiyor yorumları yapıyordu ama son dönemde... Tabii kendi partisi içerisinde Başbakanın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ağırlığı var. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla partisi içerisinde tabanında bir karizması da var. Dediklerini bir şekilde yaptırıyor ama son dönemde özellikle özel yetkili mahkemelerle ilgili ve şike kanunuyla ilgili çok ciddi bir dirençle karşılaştı. Cemaat ilgisi var. Bu direncinde evet, Fethullah Gülen cemaati kaynaklı olduğu söyleniyor. Grup içerisinde 70-80 tane o cemaate bağlı AKP'li milletvekili olduğu söyleniyor. Evet. Bundan kaynaklı mesela özel görevli mahkemelerde istenilen değişiklikler ancak bir uzlaşmayla sağlandığı için daha fare doğurdu. Mesela işte çözüm yok şu anda. Tutuklu milletvekilleri yine hakimlerin takdir yetkisinde. Yani milli irade hapiste ama tamamen oradaki iki hakimin, üç hakimin vereceği kararına bağlı. Yine son dönemde, isterseniz ilerleyen dönemde, ilerleyen dakikalarda konuşalım. Yani son dönemde Sayıştay Kanunu'nda bir değişiklik, evet, yapıldı. Şimdi bu iktidarın benim algıladığım şey şu, normalde kamu hizmetinde, kamu görevlerinde, devlette şeffaflık ve denetlenebilirlik çok önemli bir konu. Hı hı. Yani devlet şeffaf ve denetlenebilir olmalı ama her çağdaş ülkede şeffaflık ve denetlenebilirlik adına olumlu ileriye dönük adımlar atılırken AKP iktidarında son dönemde tamamen geriye bir gidiş var. Tamamen geriye bir gidiş var. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela 12 Eylül referandumunda gözden kaçan maddelerden birisidir. Danıştay'ın denetim yetkisinin sınırlanması. Mesela hemen okuyayım ben buradan da size arzu ederseniz. Evet. Çok önemli bir madde bu. Demiş ki 125. maddede bir değişiklik yapıldı. Bu vatandaşın gözünden kaçtı. Yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yani bunun anlamı şudur. Tabii bunun anlamı şudur. Mesela ben Çorum milletvekili olduğum için Çorum şeker fabrikası ile ilgili söyleyeyim. Çorum şeker fabrikasının satılması, yani diğer şeker fabrikalarıyla birlikte şeker pancarı üreticilerini etkileyecek, nakliyecileri etkileyecek, şeker fabrikasında çalışan işçileri etkileyecek ve Türkiye'nin şekerde dışa bağımlılığına sebep olacak bir konu. Bunlar ama yerindelik denetimi. Evet. Hukuki denetim nedir? Siz ihale şartlarına uydunuz mu? İşte nedir? İhalenin süresini önceden ilan ettiniz mi? Katılım sağlandığı en çok pay artırana verdiniz mi? Hukuki denetim bu. Bunlar doğruysa iptal edemiyorsunuz. Halbuki sizi şekerde dışarı bağlıyor bu. Şekerde dışa bağımlılığınızı artırıyor. 3 milyona yakın insanın ekmeğinde ne diyor? Bunları denetleyemeyecek diyor Yargıtay. Geçmişte Danıştay bu madde değişmeden evvel 12 Eylül referandumunda birçok özelleştirmeyi bu gerekçelerle iptal etmişti. Telekom özelleştirmesini iptal etmişti, şekeri iptal etmişti, tüpraşı iptal etmişti, hatırlayın yani, evet, bir dünya. Evet, evet, şimdi artık evet, öyle bir şey yok. Artık babalarının malı gibi bu yoksul milletin 80 yılda biriktirdiği alın teri, göz nuru mallarımız, devletimize ait, kamuya ait mallarımız haraç, mezat diledikleri gibi satılacak. Evet. Ayrıntılarını tartışmadan önce o zaman genel anlamda bir değerlendirme yaparsak bu üçüncü yargı paketi AKP'nin yetkilerini daha da genişletip
yerini daha da sağlamlaştıracak bir yapıya kavuşturmasına neden oldu diyebiliriz. Yetkilerini artırma, daha da önemlisi denetimden gizlenme, denetimden kurtulma. Tabii denetimden kurtulma. Mesela özel yetkili mahkemelerle ilgili bir hüküm vermişler. Özel yetkili mahkemelerin dosyalarını avukatları bile, sanıklar bile savcının talebi ve hakimin kararıyla inceleyemeyecek artık. Evrak alamayacak dosya içerisinde. Yani bir dosyada yargılanıyorsunuz ve dosyadaki her evrağı görmeniz, savunmanız için elzem, önemli olmazsa olmaz, bunları göremeyeceksiniz. Yine torba kanun dediğimiz, torba mı çuval mı belli değil. Çünkü torba diye geliyor, gece saat 3'e 4'e 5'e kadar, sabah öğleden sonraya kadar süren yasama faaliyeti sırasında. Buna nasıl neden yasama böyle sıkıştırıldı peki Sayın Köse? Yani bu kadar uzunca bir dönem, siz de az önce dediniz ki çok hani boş geçen günler oldu, evet, dişe dokunur şeylerin, görüşmelerin yapılmadığı dönemler oldu. Neden sıkıştırıldı? Birkaç sebep olabilir. Kendi aralarında anlaşamamış olabilirler. Bir, kamuoyunun yasalaşmadan evvel bilgisi olmasın, evet, istemişlerdir. Özellikle komisyondan da kaçırıyorlar ki, hani komisyon aleniyet kazandırıyor sonuçta, evet, bir kanun teklifine, tasarısına. Ondan kaçmışlardır. Tartışılmasın istemişlerdir. Hı-hı. Ki böyle çok gelgitler oldu bunların. İşte kanun hükmünde, kararnamede, sağlıkla ilgili kanun hükmünde, kararnamede yaptıkları düzenlemeleri şimdi dün gece sabaha karşı, hatta bugün sabah 9.30'da bitti meclis faaliyeti. Dün gece sağlık paketinde onları tekrardan düzelttiler. Yani nedir bunun bu şeyleri, anlayışları? Ben bunlara yoruyorum. Başka bir anlayışlar olamaz. Kamuoyunun önünden kaçırmak, tartışılmasın, doğru bulunmasın istekleri. Bir de kendi aralarındaki çekişmeler. Yani AKP'yi yekpare bir grup olarak görmeyelim. AKP'nin içerisinde milli görüşçüler var, Fethullah Gülen cemaatine bağlı olanlar var, Abdullah Gülcüler var, Tayyip Erdoğancılar var, öbürü var, beriki var. Bir dünya bir koalisyon aslında AKP. Ve bu koalisyon milli bir koalisyon değil maalesef. Bu koalisyon, onu Cübbeli Ahmet Hoca çok güzel söyledi İstanbul'da. Yani bu düzen için söylüyor, onlar için söylüyor. Onlar kendilerine uygun bir kapitalist İslam oluşturmak ve yaşatmak istiyorlar. Bütün amaçları budur. Yoksa emperyalizme karşı bir İslam'ı duruşu asla kabul etmiyorlar. Yani bunların milliyetçi bir yönleri yok. Kendi halkını düşünen bir yönleri yok. Tamamen kar odaklı, kapitalizm odaklı bir uyumlu. Kime uyumlu? Amerika'ya uyumlu. Kime uyumlu? Avrupa Birliği'ne. Kime uyumlu? Hatta İsrail uyumlu. Bir İslamiyet sosuyla beraber bütün dertleri ekonomik. Dertleri ekonomik. Sayın Köse, bir virgül koyalım mı? Koyalım. Bugün önemli bir olay, daha doğrusu dün geceden bu yana önemli bir olay var. Samsun'da bir sel felaketi yaşadık. 8 evet, can kaybımız olmuş var. Allah rahmet eylesin hepsine. Kalanlara, acılı ailelerine sabır diliyorum. Evet. Şimdi CHP Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç telefon attığımızda. Sayın Koç, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Buyurun. Ederiz efendim. Evet, Samsun'daki sel felaketinde 8 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hemen sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın açıklamaları var. Yerleşim ve yapılaşma konusunda bir sorun olduğunu düşünmüyorum dedi. Ama nehir yatağına 30 metre mesafede yapılar var sel bölgesinde. Neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle çok sıkıntılı bir durum. Can kaybı olması tabii olayın ciddi tartışılmasını daha da anlamlı hale getiriyor. Sabaha kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarda idik ve sabah bu haberler ulaştığında zaten 8 sularında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konuyla ilgili bir konuşma yaparak Samsun Milletvekili olarak olayın boyutlarını alabildiğimiz bilgiler çerçevesinde ortaya koymaya çalıştık. Biraz sonra da oluşturulan heyetle beraber 2 saatlik uyumadan sonra Samsun'a hareket edeceğiz arkadaşlarla. Yerinde de tekrar bir değerlendirme yapacağız. Şimdi olayın özüne baktığınız zaman Karadeniz bölgesinin kendi coğrafi yapısından her iki dağın arasından akan derelerin denize kavuştuğu bir coğrafi yapı var biliyorsunuz. Doğudan Orta Karadeniz bölgesine kadar, Samsun'a kadar bu yapı aynen bu şekilde, coğrafi yapı bu şekilde geliyor. Bu derelerin hiçbirisinin ıslahı yapılmadan bu dere yataklarına ya vatandaş kendisi yapılaşmaya yol açıyor ya da buradaki gibi devlet eliyle imar alanı yaratılıp
Burada yine devlet eliyle toplu konutlar, Samsun'da yaşadığımız örnekle gibi inşa ediliyor. Bu ıslahlar yapılmadığı için, altyapı çalışmaları tamamlanmadığı için de ortalamaların üzerinde yoğunlukta bir yağış alındığında biliyoruz hepimiz daha önceki yıllarda da üzerinden Samsun'a kadar olan bölgede zaman zaman Giresun'da olur, zaman zaman Ordu'da olur, zaman zaman Rize'de olur. Evet. Bu sefer de Samsun'da meydana geldi trajedi. Ama ne yazık ki Samsun'da kent merkezinde meydana geliyor. Acı olan tablolardan bir tanesi de bu. Ve olayın devlet eliyle üretilen bir imarlı arsa üzerinde ki dere yatağı arasındaki bir alandır. Ve bu konut olarak inşa ediliyor. Tabii bu ülkenin Sayın Başbakanı şeyden sorumlu olmaktan övünç duyuyor. Demokrasilerde olmaması gereken bir merkezi güç taşıyor. Bu şekilde oluşturulan toplu konut idaresi de doğrudan başbakanlığa bağlı. Yani başbakan aynı zamanda baş müteahhit görevi de yapıyor, evet. Türkiye'de. Ve bu çerçeve içerisinde bakıldığında olayın tabii teknik boyutu da incelendikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki bölge milletvekilleri olarak başta bizim ve oluşturulacak inceleme heyetinin de çalışmaları sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu Samsun'daki TOKİ rezaletinin devlet eliyle katliam yapma gerçeğinin mutlaka üzerine gidilecek ve çok ciddi bir şekilde de bunun sorumluları üzerinde gerekeni yapma noktasında duyarlılığımızı göstereceğiz. Şimdi arkadaşlarla beraber saat 17'de hareket ediyoruz. Evet. Çevre illerde olan, dün Ankara'da olmayan arkadaşlarımız da buraya gelecek. Muhtemelen çok daha kapsamlı, önce bir bölgede değerlendirme yapıp kapsamlı bir incelemeyi bölgedeki sivil toplum kuruluşları, inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, çevre plancıları, odaları yetkilileriyle de değerlendirerek tekrar kamuoyuna ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir açıklama yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de denetim mekanizmaları içerisinde bunun gereklerini yerine getireceğiz. Ayrıca TOKİ eğer bu işten sorumlu ise, evet. Sayın Bayraktar'ın yanılmıyorsam ilgili bakanın açıklamaları var. Bir hata olduğunu zannetmiyorum yer seçimi konusunda diye. Hı hı. İki dere arasının yer seçimi konusunda. Çünkü her şeyden yetkililer arkadaşlar. Yer seçim uzmanılar, imar uzmanılar, inşaat uzmanılar, her şeyin uzmanılar. Onun da sorumlulukları çerçevesinde yasal boyutuyla da üzerine gizmesi gerektiğinde gerek STK'larla gerek parti olarak da üzerimize düşen suç duyurularını bulunacağız. Evet. Sayın Koç, son olarak şunu da sormak isterim. Örneğin İstanbul'da çok büyük bir felaket yaşamıştık geçtiğimiz yıllarda. Koskoca, evet. İstanbul'da. AKP'nin bu son dönemlerdeki kentsel dönüşüm politikalarının bu ve benzeri felaketlerde bir rolünün olduğunu düşünür müsünüz? Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın afet riskini ortadan kaldırmak için adını bu şekilde koydular, biliyorsunuz. Afet riskini ortadan kaldırmak için oluşturduğu kentsel dönüşüm programları var. Evet. Şimdi afet riskini ortadan kaldırmak için mi, yoksa devlet eliyle toplu katliam yapmak için mi bu kentsel dönüşümün belirli noktalarında program yapıyorlar, onu göreceğiz. Bu bir şey değil, yani kelime oyunu değil söylediklerim. Yani devlet programı içerisinde toplu katliama yeltenme, toplu adam öldürmeye yeltenme noktasında zaten Sayın Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı'nın yüz ifadelerine bakarsanız, hareketlerine bakarsanız neyin uzmanı olduğu anlaşılıyor. Yani çalıştığı alanın dışında her şeyin uzmanı beyefendi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koç. Size kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet, isterseniz bir küçük yorum da buradan alalım. Sonra yine yargı paketine döneceğiz ama Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bu açıklamasını nasıl buluyorsunuz? Tablo ortadayken ne kadar ciddi, ne kadar yani, profesyonel buluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Kentsel dönüşüme önce TOKİ'nin yaptığı binalardan başlamak gerekecek diye düşünüyorum. Yani bunun geçmişi
5-6 yıllık, 7 yıllık KOKİ'nin inşaat işine girmesi, AKP iktidarından sonra bu denli büyük inşaat işine girmesi, kentsel dönüşümle oradan başlayalım diyorum. Hocam çok güzel söyledi Haluk Hocam. Ben de Allah'a havale ediyorum Erdoğan bayrakları. Evet. Yani Allah'a havale ediyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Ki bunların şeyidir, dizisi düşmesi falan değil bu. Sivas davası zaman aşımına uğradığında başbakan hatırlıyorsunuz hayırlı olmuş demişti. Yine Sivas'taki olayların olduğu gün sonradan milletvekili yaparak ödüllendirilen o dönemin belediye başkanı Temel Karamollaoğlu da kazanız mübarek olsun demişti. Yani bunlar yakışanı söylemiş, kendisine yakışanı söylemiş. Kentsel dönüşüme de önce TOKİ'den başlayalım. TOKİ'nin yaptıklarından başlayalım diyorum ben. Evet. Öyle diyorum. Şimdi ben hemen hızlıca toparlayayım şeyi. Bu denetimden kaçma faaliyetlerini. Şimdi bunlar hep ileri demokrasi, ileri demokrasi, ileri demokrasi falan diyorlar. Maalesef halkımızın aydınlatılmamış iradelerini de alarak 3. dönemdir iktidardalar. Evet. 3. dönemde de iktidardalar. Şimdi ne yapmışlar mesela? Diyorlar ki ileri demokrasi, memura toplu sözleşme hakkı vereceğiz. 12 Eylül referandumunda hatırlarsanız. Evet. O zaman biz parçaladık kendimizi. Bakın arkadaşlar, toplu sözleşme falan gelmiyor. Sakın yanılmayın. İnanmayın. Bugünden de geriye gideceğiz biz. Niye geriye gideceğiz işte? Anayasayı değiştirmişler. Demişler ki toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, yani uyuşmazlık çıkabiliriz, çıkacaktır da bir taraf kabul etmeyince çıkıyor. Taraflar kamu görevlileri hakem kuruluna başvurabilirler. Kamu görevlileri hakem kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündür. Kesindirin anlamı ne? Yargı yoluna gidemezsin demektir. Evet. Yargı yoluna gidemiyorsunuz. Yargı yolunu kapatmışlar. Yargı yolunu kapatmışlar. Şimdi kamu görevlileri hakem kurulu kimlerden oluşuyor biliyor musunuz? Yarısından fazlası çeşitli bakanlıkların atadığı devlet memurlarının, hükümetin atadığı devlet memurlarından oluşuyor. Şimdi hükümetin atadığı, kendisine bağlı memurun çoğunluk oluşturduğu kamu görevlileri hakem kurulundan nasıl bir toplu sözleşme bekleyeceğiz? Yani şimdi bu toplu sözleşme midir? İnsanları aldatıyorlar. İnsanları aldatıyorlar ama her şeyin bir sonu var. Sonuna da geldiler. Sona doğru geldi. Sonun başlangıcındayız biz şu anda. Şimdi yine referandumu geçiyorum. İki tane madde söyledim. Çok maddesi var aslında. Anayasayla ilgili var, Danıştay'la ilgili var, Yargıtay'la ilgili var ama iki maddesi çok önemliydi. Bunlar gözden kaçtı o dönemde de. Bizler söyledik ama pek değerlendirilmeye alınmadı. Şimdi Sayıştay dedik az evvel. Sayıştay'ın da denetim yetkisini kısıtlıyorlar. Danıştay'ı kısıtlamışlardı. Sayıştay. Şimdi torba kanunu onu da yaptılar. Sayıştay'ın denetim yetkisi kısıtlanırsa biz neler öğrenemeyeceğiz? Sayıştay raporları bu iktidara rağmen hala çok gizli kapaklı da yazılıyor olsa bile yine de bize belli konularda aydınlatıyor bizi belli konularda. Örnek olsun diye söylüyorum hemen. Sayıştay raporlarından birkaç tane şey getirdim ben. Mesela bu şeker kurumu cezalar vermiş. Şeker kurumu niye vermiş cezaları? Diyelim ki C grubu şekeri yurt içinde satmış. Şeker şirketi ondan ceza vermiş. Özel sözleşmeler yapmış. Normalde kamunun tip sözleşmelerinden yapması gereken özel sözleşmeler yapmış. Yani devleti aldatmış. Bunlardan dolayı Kütahya Şeker Fabrikası diye bir şeker fabrikasına tam 24 trilyon lira, bir 10 küsur trilyon lira, bir ufakları da var ama 40 trilyona yakın bir ceza verilmiş. Kim bu Kütahya Şeker Fabrikası? Çok meşhur bir Kütahya Şeker Fabrikası. Evet. AKP'nin bir milletvekili. AKP'li bir milletvekilinin sahibi olduğu, özelleştirmeden aldığı bir şeker fabrikası. Vahitkilerin zannedersem, yanlış söylemeyeyim. Vahitkilerin sahibi olduğu Kütahya Şeker'e. Ne demişler biliyor musunuz? Kurumca verilen cezalar, Sayıştay raporundan okuyorum. Hem bu para cezalarını oradan okuyorum. Kurumca verilen cezalar tahsil için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tahsil dairelerine iletilmektedir. Ancak söz konusu daireler cezaların tahsili için bir gayret göstermemekte. Göstermiyormuş yani. Bunları öğrenemeyeceğiz biz şimdi ne olduğunu. Bilemeyeceğiz. Bakın bu böyle. Yine iki tane örnek vereceğim. Yüzlerce örnek var. Yüzlerce. İnanamazsınız yani. Yüzlerce örnek var. Zaman zaman söylüyoruz biz bunları. Zaman zaman dile getiriyoruz. Şimdi burada TEDAŞ'la ilgili. TEDAŞ batmış bir kurum şu anda. 11 katrilyona yakın borcu var TEDAŞ'ın. TEDAŞ'ın parası yok. Böyle bir kurum haline getirmişler TEDAŞ'ı. TEDAŞ özelleştirme yaptı. 20'ye yakın dağıtım şirketini özelleştirdi. Özelleştirirken özelleştirme bedelleri ve özelleştirilen şirketlerde Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası kaynaklı kredilerle finanse edilen altyapı yatırımları var. Bunlar da, bunların borcu da özelleştirme şirketlerine geçti. Bunlara ilişkin sözleşmede yazılı olmasına rağmen teminat mektuplarını almamışlar. Teminat mektubu yok. Diyor ki sözleşmeye göre garanti görünüyor ama teminat mektubu almadığı için alacaklar şüpheli hale gelmiş diyor. 2012 yılında da diyor özelleştirme bedellerinin taksitlerinin de ödenme yılı olduğu için diyor TEDAŞ'a diyor çok ciddi zarar verecektir diyor burada. Ben şey okumak istemiyorum, tamamını okumak istemiyorum. Evet. Şimdi yine bakın çok büyük bir rakam, hemen bulayım size söyleyeyim onu da. Hemen şuradan söyleyeyim. Bakın ne demiş? Demiş ki TEDAŞ bilançosunun aktifinde işletme hakkı devir bedelinden alacak hesabında kayıtlı
2 katrilyon 321 milyon tutarındaki alacağın dağıtım şirketlerinde, özelleştirilen dağıtım şirketlerinde karşılığı ve muhatabı bulunmadığından, yani 2 katrilyon 321 trilyonun karşılığı ve muhatabı yok. Nasıl tahsil edeceği ya da tasfiyesi hususunda yaşanan belirsizliğin özelleştirme idaresinin görüşü alınarak sonuçlandırılsın. Yani 2 katrilyon 300, bunu da öğrenemeyeceğiz biz. Şimdi Sayıştay'ın bu kanunda eğer Cumhurbaşkanı da onaylarsa bunlar da öğrenemeyeceğiz. Yani denetimden kaçmaya çalışıyorlar diyorum. İşte Danıştay'ın denetiminden kaçıyorlar, Sayıştay'ın denetiminden kaçıyorlar. Özel yetkili mahkemelerde sanığın ve avukatın dosya incelemesini yasaklıyorlar. Bu arada devlet sırrı geliyordu. Dün gece çektiler, söyledim az evvel. Dün gece çektiler, anlaşamamışlar kendi aralarındaki, kendi parti içi muhalefetlerinden. O kaldı. Orada da savunma, dışişleri, içişleri ve zannedersem Adalet Bakanı ve Başbakan'dan oluşan bir kurul. Sekreteriyası Başbakanlık Müsteşarı, bir kurul neyin devlet sırrı, neyin devlet sırrı olmadığına karar olsun, verecek. Hayır, 50 yıl kimse öğrenemeyecek. Yani uçağımızın nerede düştüğünü biz 50 yıl öğrenemeyeceğiz. Evet. Yani maalesef o var. Bankacılık sırrı diyorlar. Ya icraya düşmüş Halk Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın, kamu bankalarının, yani %50'den fazlası kamuya ait olan bankaların icraya düşmüş paraları var. Tamam, ticari sırrı vermesin. Yani siz bir kredi aldıysanız ben sizin isminizi bilmeyeyim. Normal vatandaşsınız, gidiyorsunuz, ödüyorsunuz, sorun yok. Onu kimse istemiyor zaten. Ama icraya düşmüş takiplerinin bile bize isimlerini vermiyorlar. İcraya düşmek ne demek? O dosya artık aleniyet kazanmış. Herhangi bir avukat, herhangi bir vatandaş gidip orada ne olduğunu öğrenebilir. Bunları bile vermiyorlar. Bankacılık sırrı, aman veremeyiz. Ya banka hizmet alımı yapmış. Banka reklam veriyor şeylere, kuruluşlara. Diyoruz ki mesela KİT komisyonunda, arkadaşım siz 750 milyon dolar bir kredi verdiniz bir gruba, medya grubuna. Bir medya grubuna. Bu medya grubuna ne kadar reklam veriyorsunuz? Bunu istiyoruz. Biz bunu verin ki acaba reklam karşılığı mı ödüyor kredisini? Evet. Şey sırrı, bankacılık sırrı veremeyiz gibi şeylerle vatandaşın gözünden, bizim muhalefetin denetiminden, Sayıştay'ın, Danıştay'ın denetiminden kaçıyorlar. Bakalım nereye kadar kaçacaklar. Biz peşlerindeyiz yalnız, kovalıyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Sayın Köse, özellikle tutuklu vekillerle ilgili bir düzenleme. Yani düzenleme var. Şimdi meclis kapandığı için bir ilerleme kaydedilemedi. Bundan sonra ne olacak soruları akıllara geliyor. Adli kontrol uygulamasından söz ediliyor. Evet, bu ne anlama geliyor? Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse. Şimdi bunun anlamı az önce şu. Verdik ama. Adli kontrol bizim hukukumuzda zaten vardı son 5-6 yıldır. Adli kontrol mekanizması zannediyorum 2005'ten sonra. Yalnız adli kontrol mekanizmasında 3 yıldan az olan cezayı gerektiren suçlarda adli kontrol mekanizması uygulanabiliyordu. Yani adli kontrol tutukluluğun yerine geçecek önlem nedir işte? Ev hapsi gibi. Nedir işte? Ayağa bileklik takılması gibi, elektronik kelepçe takılması gibi. Nedir? Falanca bölgeye gitme yasağı gibi ya da bir bölgeden çıkmama gibi şeyler. Bundaki süre sınırı kaldırıldığı için şu anda tutuklu milletvekilleri ya da diğer tutuklular hakkında yine hakimin takdir yetkisinde olmak koşuluyla bu tedbirler uygulanabilir. Uygulanabilir, uygulanmayabilir. Yani Yüce Meclis üyesi tutuklu 8 tane milletvekilinin derhal behamehal tahliyesi için yargılaması devam etsin. O ayrı. Yargılama devam edecek. Tahliyesi için iradesini ortaya koyamamıştır. Birkaç defa Cemil Çiçek biliyorsunuz bu konuda girişimde bulundu ama başbakan kendisini madar etti yani. Madar etti maalesef. Bir meclis başkanının onurunu kırdı. Başbakan. Hakikaten söylediği tabii, sözlerden tabii, geri dönmüştü. Tabii. 3 tane grup başkan vekili toplandı. Onlar zannediyorlardı ki 3 grup yani CHP, BDP ve MHP tutuklu milletvekillerinin tahliyesi konusundaki yasal düzenlemede anlaşamaz zannediyorlardı. 3 grup anlaştı. Çünkü onların niyetleri halisane. Onlar diyorlar ki milli irade hapiste tutulmasın. Her birinin yüzler bin oy alarak gelmiş milletvekilleri gelsinler, evet, yasama faaliyetlerine katılsınlar. Demokrasi ise tabii, eğer. Tabii. Evet. Yani onlar anlaşamayacak zannediyorlardı. Anlaştılar. Başbakan yine son dakika bir şeyle, hareketten, işin içinden sıyrıldı. Cemil Çiçek'e de madar etti maalesef. Evet, ne yazık ki. Peki şimdi ben yine özel yetkili mahkemelere dönmek istiyorum. Bu üçüncü yargı paketinde çıktığından bu yana en çok onu konuşuyoruz ama çok evet, önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni haliyle sakıncalarına biraz dikkat çekelim istiyorum. Yani özel yetkili mahkemelerin adı değişerek devam edecek yolun ama eski sürmekte olan davalar var. Bir kere sürmekte olan davalarla ilgili hiçbir düzenleme yok. Geçici bir madde var. Sürmekte olan davalar, o mahkemeler, o davalar bitinceye değin
yerinde kalacaklar. Yargılamalarına onlar devam edecekler. Doğru mudur peki bu hukuki açıdan? Doğru değildir tabii ki. Bir şey çıkmış, yasa çıktıysa herkese hemen uygulanmalıdır. Lehe olan hükümler hemen uygulanmalıdır. Aleyh olan hüküm varsa uygulamayacaksın zaten. Ceza kanunun temel ilkesi gereği hemen uygulanmalıdır. Şimdi bizim anlamadığımız şey şu. Biz diyoruz ki sizin özel bir amacınız yok ise, ki bizce bunların özel amacı, Cumhuriyetimizin, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın felsefesi olan tam bağımsızlık ilkesine karşı bir mücadele felsefeleri var. Tam bağımsızlık ilkemizi yargılatıyorlar. Bakın orada tutuklu olanlar, yurtseverler, aydınlar, namuslu gazeteciler, generaller, 250'den fazla generaller ya güçlü bir ordusu olmayanın, milli bir ordusu olmayanın ulusal onuru korunabilir mi? Yani bizim iddiamız, düşüncemiz bunların yargılattığı Ulusal Kurtuluş Savaşımızın tam bağımsızlık felsefesi. Onu yargılatıyorlar. Evet. Başka bir yerde yargılatamıyorlar bunu. Yani başka bir hakime, savcıya yargılatamıyorlar. Yani siz özel yetkili mahkemeden böyle bir amacınız yoksa devletin diğer ağır ceza mahkemelerine niye güvenmiyorsunuz? Hı hı. Ağır ceza mahkemeleri bu Türk milleti adına karar veren mahkemeler değil mi? Hepsi yetkin hakimler değil mi? Bakın ağır ceza başkanı olmak için belli kriterler, koşullar gerekiyor. Yani özel yetkili mahkemedeki kriterlerden farklı kriterler değil bunlar. Bunların özel yetkili mahkemelerden özel amaçları var. Birinci amaçları o. İkinci amaçları iktidarın terör aygıtı haline geldi özel yetkili mahkemeler. İktidar terörize ediyor toplumu. Ve iktidarlarını sağlamlaştırmak, iktidarlarını korumak için kullanıyorlar özel yetkili mahkemeleri. Bakın susturulmak istenen kim varsa haklarında küçük bir isnat, bir tane CD kaydı, bir tane flash disk kaydı, bir virüs, aynı dakikada açılıp kapanan dosyalardan filan şeylerle, isimsiz ihbar mektuplarıyla, gizli tanıklarla Türkiye'nin namuslu yurtsever hukukçuları, generalleri, gazetecileri, yazarları gözaltında. Evet. Hatta ne acıdır ki kendilerine yakın Müslüman yazarlar, işte milliyetçi Müslümanım diyen insanlar da cezaevinde, Cübbeli Ahmet Hoca'da olduğu gibi örnek olsun diye söylüyorum. Yani önlerinde durabilecek, iktidarlarını sağlamlaştıracak ne varsa özel yetkili mahkemeler eliyle bertaraf ettiler. O yüzden de özel yetkili mahkemeleri kaldırmak istemiyorlar. Belki burada da bir çekişme var deniyor. Evet. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan özellikle şike soruşturmasından ve MİT soruşturmasından sonra işin ucunun kendine geldiğinde görerek özel yetkili mahkemeleri kaldırmak istedi ama cemaat izin vermedi diyorlar. Cemaatten uzlaşmışlar, kanunda öyle görünüyor zaten. Başbakan kendi ve yakınlarını kurtarmış. Bu mahkemelerin elinden, yani? Tabii orta yol bulmuşlar işte partici muhalefetten, kendi yakınlarını kurtarmış, diğerlerini isim değiştirerek yine özel yetkili mahkemelerde yargılatacaklar, devlet terörünü yine uygulatacaklar. Hı hı. Şimdi biz iddiamız şu, özel yetkili mahkemeler bir hukuk devletine yakışmıyor. Evet. Yani hukuk devleti için, hukukun üstünlüğü için özel yetkili mahkemeler başka bir isim ve görünüm altında devam ettirilmeksizin derhal ve hemen kaldırmalıdır diyoruz. Öyle dedik. Hatta ben konuşmamda da onu söyledim. Bu özel yetkili mahkemelerle ilgili 74. madde geçtikten sonra 75 ve 76'da ben konuştum. Dedim ki biz bekliyorduk ki AKP sıralarından da AKP grubundan da özel yetkili mahkemeler hukuk devleti için, hukukun üstünlüğü için derhal ve başka bir isim ve görünüm altında devam ettirilmeden derhal kaldırılmalıdır diye, oy verecek diye düşünüyorduk falan diye de söyledim orada. Maalesef değişmedi. Özel yetkili mahkemeler başka bir isim ve görünüm altında, hatta daha da yaygınlaştırarak, bölge mahkemeleri haline getirilerek, yani her ilde neredeyse ya da 30'un üzerinde ilde özel yetkili mahkemeler olacak deniyor, terör mahkemeleri adı altında. Aynen devam. Bir şey yok. Sadece başbakan kendini ve yakınlarını bu işin içerisinden sıyırdı, kurtardı. Evet, sıyırdı, yani kurtardı, üçüncü yargı paketi o zaman. Tabii üçüncü yargı paketi. AKP'nin paketi oldu. Sıradan insanlar için, yurtseverler için, milliyetçiler için, namuslu, ahlaklı, terbiyeli insanlar için hiçbir şey getirmedi, hiçbir yenilik getirmedi. Hatta geriye gidiş var. Az evvel söylediğim dosyayla ilgili. Şimdi yargı paketinde güzel şeyler de var. Onları da hemen söyleyeyim. Var mı? Şimdi evet, var. Ona da bakalım. Onları da söyleyelim. Biraz var. İçimize sular. Ama tabii şöyle. Toplumun dönüşümüyle ilgili falan şeyler değil ama toplumla ilgili nedir mesela? İcra inkar tazminatları %40'tan %20'ye düşmüş. Bu güzel bir şey. Her evdeki bir eşya hazzedilemez. Mesela evinizde bir televizyonunuz var, borcunuz var ama bu hazzedilemez dendi. Bu güzel bir şey. Niye güzel bir şey?
Yani borçlu ev reisinin ceremesinin cezasını evdeki çocuklarla eşler çekiyordu. Evet. Yani evdeki bir televizyon azledilmesin. Hiç kimse de televizyonu azledeceğim diye güvenerek kimseye bir mal satmasın. Yani bu süreçte belki kısa vadede insanlar biraz zorlayacak ama uzun süreçte herkes buna alışacak ve bunlar güzel şeyler. Elektronik ortamda ihalelerde pay sürmek güzel bir şey. Yani buna benzer çerez diyebileceğimiz, evet, yani çerez diyebileceğimiz tabii güzel şeyler var. Dün yine sağlıkla ilgili şey geçti biliyorsunuz. Bunlar her şey ekonomik kardeşim, yani her şeyleri para bunların. Değil mi? Yani her şeyleri para. Bu sezaryen ve bir kürtaj hadisesi çıkarttılar. Tabii kürtaj aslında Uludere'yi, Roboski'yi kapatmak için uydurulmuş bir şeydi. Yoksa kürtaj mücadelesini kadınlar onlarca yıl mücadele vererek hak ettiler, aldılar. Evet. Kadının vücudu kendisindir. Evet. Tamamıyla inisiyatif evet. Ondadır. Nasıl istiyorsa, kendi psikolojisi hazır değilse, ama tabii ceza kanunumuzda zaten bunun şartları sayılmış. Süresi 10 haftadan var. Sonra evet. Yani evet. Cenin hayat kazandıktan sonraki bir kürtaja kimse zaten, hiçbir insan, hiçbir anne de bunu istemez. Gayet. Hiçbir ahlaklı, aklı başında bir insanı kabul edebileceği bir şey değil. Tabii canlının. Kürtaj edilmesi. Ama 10 haftaya kadar zaten orada vücut bulmuyor daha çocuk. Bu tıp, ben tıpçı değilim ama ceza kanunda bu zaten düzenlemesi vardı. Sezeryan ise tamamen ekonomik. Artık paraları kalmadı Sezeryan'a. Sezeryan'a paraları kalmadı. Bunun yolu da bu değil tabii. Denetimle ilgili. Özellikle özel hastanelerdeki uygulamalar sıkı denetim altına alsalardı böyle olmayacaktı. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Sezeryan şimdi biraz da şey oldu herhalde. Parası olan Sezeryan yaptırsın gitsin, parasını versin. Uh-huh. Olmayan yaptırmasın filan noktasına doğru da gidiyor ama Sezeryan konusunda tıp bir zorunluluk. Elbette doktorla hastanın arasındaki bir olaydır. Yani bana göre orada bile bir sınırlama getirmek doğru değil. Çünkü yine çok özel durumlarda tabii, deniyor bu özelin. Yani artık açılımı çok özel nedir durumlar, yani kim karar nedir, verecek kim onu? Karar verecek tabii evet. Buna burada ona ilişkin şey çıkartacaklardır. Yönetmenlik çıkartacaklardır biliyorsunuz. Yönetmenlikte daha buna ilişkin düzenlemeler yapılacaktır. Biz yine tıp biliminin kabul etmediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Gerek bu yasalar için gerekse de ileride yapılacak yönetmenlikler için Danıştay'a ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceğimizi zaten parti sözcülerine açıkladılar. Yeni yasama yılında. Yeni yasam. Yani onun süresi var işte, bir Cumhurbaşkanlığı yayınlasın. Süreçte o Anayasa Mahkemesi'ne dava açmanın süreler içerisinde gereken davalar açılacak bu düzenlemelerin tamamı için. Hepsi için. Tamam için. Öyle tabii, bir tamam var. Için. Tabii. Evet. Yani tamam için derken toplum zararına olanlar için. Şimdi icra iflas kanunundaki az evvel bahsettiğim şeylerde öyle bir talebimiz yok elbette. Onlar güzel şeyler yani. Evet. Oldu. Evet. Onlar iyidir. Peki Sayın Köse, meclis tatile girdi ama sizin önünüzde bir kurultay var Temmuz'un evet. ortasında. O döneme kadar çalışmalarınız nasıl sürecek? Çok kısa bir yanıt. Hemen kısaca söyleyeyim. Bir kere siyasetçiye tatil diye bir şey yok. Ben evet. şimdi programına çıkacağım, memleketime gideceğim. Hemen döneceğim Cuma günü Ardahan'a gideceğim. Döneceğiz, kurultayımız var. Kurultayımızın, partimizin partimizi iktidara taşımasını diliyorum. Partimizin kadroları yenilenecektir. Yeni bir heyecan gelecektir. Daha böyle nitelikli insan, şöyle söyleyeyim, yani bir kısım yorulan arkadaşımız değişecektir. Türkiye'de ben de Türkiye'nin düzeninde, idaresinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına gitmesinde katkı sunacağım diyecek birçok arkadaşımız var. Onlar yeni parti meclisine seçileceklerdir. Ben partimizin önünü açacağını, halkımızın önünü açacağını düşünüyorum kurultayımızın. Kurultayda bir çekişme, genel başkanlık çekişmesi yok. Uzun yıllardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tek adayla gidiyor. En son Kemal Bey tek adayla gitmişti Sayın Genel Başkanımız. Yine tek aday olarak gidiyor görünen şekilde. Ben kurultayda seçilecek parti meclisimize, Yüksek Disiplin Kurulumuza ve Genel Başkanımıza yolların açık olmasını diliyorum. Bize düşen katkıyı kurultayda sunacağız. Herhalde bir konuşmamız da olacak kurultayda. Öyle söyleyeyim. Siyasetçinin tatili yok dedim. Yok. Tabii belki bir hafta falan çocuklarla bir tatil yaparız ama 3 aylık süreci seçim bölgemizde geçireceğiz. Öyle söyleyeyim. Yani Ekim'e Çorumlu, kadar. Tabii Ekim'e kadar evet. seçim bölgemizde olacağız. Geçmişte de yaptığımız gibi gezmediğimiz mahalle, köy bırakmayacağız. Sıkmadığımız yer bırakmayacağız. Anlatacağız. Yani anlatacağız, evet. anlatacağız. Yani anlatacağız. Bu anlamda tabii. işte meclisteki çalışmaların hep gözden kaçırıldığını, evet. halkın gözünden evet. kaçırıldığına dikkat çektiniz ama evet. bu geziler sanıyorum bu anlamda çok büyük evet. önem taşıyor. Siyasetçinin silahı sözdür biliyorsunuz. Evet. Biz konuşacağız, ikna edeceğiz. Bir kişi ikna edersek bu bizim için bir şeydir. Evet, işiniz zor, yolunuz evet. uzun ama süre evet. az biraz evet. herhalde. Evet. Kolaylıklar evet. diliyorum Sayın Köse. Yayınımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Ve sevgili seyirciler, gün içinin bugün de sonuna geldik ama yarın saat 13'te yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.